Ev ev geziyoruz, her kapıyı çalıyoruz, herkesin nabzını yokluyoruz, herkesin, arkadaşların, halkımızın önerilerini, taleplerini dinliyoruz. Onun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor, güzel de devam ediyor, umutluyuz. Halkın tepkisi bize güzel, herkes iyi bakıyor, güzel bakıyor. Halkımız yenilik istiyor, değişim istiyor. Kadın dayanışma merkezi açmayı düşünüyoruz. Onlar için kendilerini daha iyi ifade etsinler, daha iyi çalışsınlar. Sosyal aktiviteler yapmayı düşünüyoruz. Çıkaz doğru çıkaz. Evet, kadınları toplumda daha görünür kılmak için çalışıyoruz. Toplumda daha görünür olması için çalışıyoruz. Söz sahibi olması için buradayız biz de. Bizler DEM Parti anlayışını toplumumuza, DEM Parti belediyecini toplumumuza hissettirmek için bu yola çıktık. Bizim anlayışımız, biz bir belediyeciliği yolun, suyun ötesine geçirmeye çalışıyoruz. Belediyenin asli hizmetleri dışında projelerimiz var. Toplumun kültürel yapısını, toplumsal sorunlarını, ekonomik sorunlarını, eğitimle ilgili olan sorunlarına projeler üretiyoruz. Bu projelerle halkımızın karşısına çıktık. Bunun unutulmaması için, yaşatılması için gerekli projelerimiz var. Cemevi Kampüsü adı altında büyük bir toplumsallaşma, sosyal yaşam merkezi adı altında gençlerimizin enerjilerini kahveden çıkarıp o alanlara, kültürel alanlara aktarmak gibi projelerimiz var. DEM Partisi ile ne değişecek? Halk söz sahibi olacak. Bütün halk söz sahibi olacak. Yani birkaç kişinin yetkisiyle artık yönetilmeyecek. Bizim açımızdan bütün halkımız birer meclis üyesidir. Hepsinin sözü geçerlidir. Halkımızla beraber bütün toplumsal dayanışmayla kararlarımızı alırken toplumla beraber alacağız. Projelerimizi uygularken toplumla beraber uygulayacağız. Toplumun istemediği hiçbir şey yapmayacağız. Toplumla beraber yaptığımız işlere, yaptığımız yanlışlara da toplumumuz ortak olacak. Yanlışın önüne geçmeye çalışacağız. Biz başkanlığa geldiğimizde depremle ilgili deprem mağduriyetimiz halen devam ediyor. İnsanlar evlerini yerinde yapamıyor. Bulam dar bir alan, dört dağın arasına sıkıştırılmış bir alan. Yeni imara açılacak çok fazla alanımız yok. O yüzden dışarıya göç olmaması için biz halkımızın kendi yerinde dönüşümden faydalanması için elimizden geleni yapacağız. Bunun için bizim girişimlerimiz var. Seçilmeden biz işe başladık. Bizim bir mühendisler komisyonu biz oluşturmayı düşünüyoruz. Bunlar jeoloji mühendisi, harita mühendisi, inşaat mühendisi ve mimardan oluşan bir komisyon halkımıza danışmanlık hizmeti verecek. Aynı zamanda talep doğrultusunda halkın projeyle ilgili bütün işlemlerini belediye ile işbirliği halinde herkesin yerinde evini yapabilmesi için halkımıza destek olacağız bu konuda. Halkımızın artık kapı kapı dolaşıp Adıyaman'da mühendis, mimar aramasına gerek kalmayacak. Sadece buradan onaylanan, burada uygulanan projeleri Adıyaman'da onaylatmak kalacak. O açıdan halkımıza yardımcı olmayı düşünüyoruz. Halkımızın zaten bize büyük bir teveccühü var. Biz bu güveni boşa çıkarmayacağımızın sözünü veriyoruz. Seçildiğimizde bize oy veren hiç kimse pişman olmayacak. Bu anlamda değişim isteyen halkımıza değişimin gücünü göstereceğiz. Yeni bir yönetim anlayışıyla halkımızın karşısına çıkacağız.